Evet Caner. Çok, beni çok, çok fazla ihmal bir ara verdik. Sen bizi ihmal ettin. Sizlere ve bizi izleyenlere hakikaten büyük ara verdik ve sürekli neden videoların devamı gelmiyor diye bana sorduklarında ben Caner yüzünden diye topu atıp kaçıyordum. Şimdi bizim en son yaptığımız bir seri vardı. Siz hiç bilmesi gerekenleri sormadınız ki. Nereden bulduysanız bilinmeyen şeyleri sordunuz. Bilemediğin şeyler de oldu sonuçta. En son neydi o? Gemicilerin kullandığı şey neydi? Sextant. Sextant. Şimdi bugün de sonu seksüelle biten ve bilinmesi gereken 19 kelime var. İlla ki koskocaman bir seksoloğun bilemediği bir şey çıkar. Seksolog değilim canım, üroloğum. Seksolog cuma günü canlı yayındaydı. Seksüel. Seksüel cinsi anlamda, cinsel anlamda. Peki heteroseksüel? Heteroseksüel karşı cinse ilgi duyan. Yani biz mi? Bilemem artık. Onu yorum yapamam ona. Peki metroseksüel? Metroseksüel iyi bakım. Bakımına düşkün erkek anlamında kullanılıyor. Retroseksüel? Geçmişi seksi duyan da mı demek? Yok canım, alakası yok. Neyse, ne? Retroseksüel bizim bilindik Türk erkekleri. Bir beyin düşün, dörde parçala bunu. Yarısında seksi düşünüyor, diğer yarısında futbol düşünüyor, diğer yarısında işte yemek ıvır zıvır düşünüyor. Metroseksüelin tam tersi aslında. Retroseksüel. Transseksüel? Cinsiyet değiştirmiş. Homoseksüel? Hem cinsine ilgi duyan. Aseksüel? Cinsel ilgisi olmayan. Peki böyle bir şey mümkün mü? Psikolojik olarak mümkün. Yani çok ciddi bir erkek ya da kadın sevgili, hayal ettiğin, birlikte olduğun kişiyi kaybedersen, hayattan giderse, mesela senin 3-5 yıllık sevgilin, hayalin kurduğun ve hayat kurduğun biri lösemiden gözlerinin önünde 6 ay 1 yıl içinde öldü. Yani o zaman bir başkasına olan bir ilgi duyamıyorsun. Yani kendini suçlu gibi hissediyorsun. Organik değil de psikolojik. Psikolojik olan şey, biyolojik olan şeyleri de baskılıyor mu? Baskılar. O zaman panseksüellik ya da omniseksüellik. Yani panın anlamı tüm olduğu için. Sizden babam çıksa yerim gibi yani. O mantık yani. Peki interseksüel? Ya o geçişler oluyor galiba onda. Tam onu bilmiyorum, interseksüel neymiş. Hem erkek hem kadın. Doğuştan oluyorlar. Hem kadın hem erkek cinsel organlarını sahip oluyorlar doğuştan. Peki poliseksüeller? O psikiyatrik bir tanım anladığım kadarıyla. Bunlar da birden fazla cinse ilgi duyanlar. Evet. Homoseksüel? Onu bilemeyeceğim hocam. Yani postmodern seksüelin kısaltılması. Telefona bakabilir miyim? Evet. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Tamam birazcık bir şey yapmış, pansiyonuna bakacak herhalde zaten. Neredesin lan? Söyle yerini, neredesin? Homo'yu ben bilmiyorum ya. Postmodern seksüelin kısaltılmasıymış. Gay, lezbiyen ya da biseksüel demiyor. Ben insanım diyor. Bunu yani savunuyor. Cinsel olarak herhangi bir şekilde cinsi birleşmeyi değil, beyin seksi. Yani sapyoseksüel de aynı şey. Yani karşıdakinin aklına ve zekasına hayran olmak sapyoseksüel. Peki triseksüel? Abi trisan var. Ben triseksüeli bilmiyorum. O konuda gelme bana ya. Triseksüel her şeyle. Masayla, kağıtla, duvarla, havayla. İşte insanın beyni böyle bir şey ya. Hiperseksüel? Vallahi herkes 18 yaşında hiperseksüeldir herhalde. Sosyoseksüel? Sosyal ilişkiyi seven insan demek. Biseksüel? Yani karşı iki taraf, iki cinse de ilgi duyması. Peki, ekoseksüel? Doğada çıplak koşan insan. Yok değil. Bu kişiler yemeklerinde hormonlu besinler tüketmek istemeyen kişilermiş. Teknoseksüel? Yani herhalde bilgisayarla yatan adam demektir, ne bileyim yani. Gibi gibi. Gettoseksüel? Gettoseksüel nedir ya? Nereden buldun sen bunu? Ben sana bir tane fotoğraf göstereyim. Ha, bizim pijamalı PTT. Evet. Getto seksüel PTT mi? Pijama, terlik, televizyon. Taşrada yaşayıp yine de bakımlı olan erkeklermiş. Ha, candır. Bunlar çok güzel. Bunlar acayip güzel şey kokar ha. Arko tıraş kolonyası kokar. Yani ve ceplerinde tarakları vardır standart. Sigara içerler. Hafif bıyıkları beyazlaşmıştır sigaradan. Ve sürekli saçlarını tararlar. İki tel saçlar olsa bile tararlar. O tarak onlar için bir tanımdır. Mesela bazen tuttuğu takımın tarağı olur. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Nasıl böyle filinta gibidirler. Güzel rakı içerler. Ama hiçbir zaman şey yapmazlar. Kaçırmazlar. İki tek atar bırakırlar. Size bir şarkı açayım o zaman.